uçuğun en sık görüldüğü yerler, bu bahsettiğimiz yerler, dudak kenarlarında. Tabii uçuk derken aslında uçuğu yapan bir virüs, küçük bir mikroorganizma ve bunun birden fazla çeşidi var. Yaklaşık 8-9 tane herpes grubu mikrop var ve bu mikroplar farklı hastalıklar yapabiliyorlar. Bunlardan en sık gördüğümüz uçuklar, bölge olarak iki bölgeyi tercih ediyorlar. Birincisi yüzümüzde, ağız çevresi birinci olmak üzere birçok yeri tercih ediyorlar. Bir de genital bölgeyi tercih eden uçuklar var ki programın içerisinde bunlardan bahsedeceğiz. Yüzümüzde en sık yerleştiği yerler gerçekten dudak kenarları. Bazen daha da yayılım gösterebiliyor. Sizin de tarif ettiğiniz gibi dil üzerine yerleşen aftlar var, ağız içine yerleşen aftlar var ama uçuklar da yine aynı şekilde dilde ve ağız içinde olabiliyorlar ki aftlarla çok sık karıştırılabilirler. Bir de uçuğu doğru özellikle primer dediğimiz ilk kez gördüğümüzde burun kenarlarında hatta göz çevresinde dahi görebiliyoruz sıklıkla yüzde olduğunda. Yani bu böyle birleşim yerlerinde mi çıkıyor bu uçuk daha çok? Yani aslında tam olarak sinir sisteminin o bölgelerdeki uzantısıyla ilgili olan bir durum. Çünkü uçuk mikrobu insan vücuduna yerleştikten sonra bir daha hiçbir zaman ayrılmıyor. Sinir hücrelerinin içine yerleşiyor ve orada bulunuyor. En zayıf noktalarımızdan çıkıyor. Yani tam dudak deri hattında, dudak kenarlarında ya da burun kenarlarında çok travmaya uğrayan yani tahriş olan ve biraz daha çabuk harap olabilen bölgeler ve bu bölgelerde uçuğu daha sık görüyoruz.